Hocam bayram sonrasında biraz konuşalım. 14 Haziran. Neyini konuşalım abi? Neyi konuşacağız? 14 Haziran geliyor. Halkbank mesela ertelendi. Niye, ne koşullarda, nasıl ertelendi bilmiyoruz. Bunun 14 Haziran'la ilgisi var mı bilmiyoruz. F-35 meselesi hiç tartışılmadı. Niye tartışılmıyor bilmiyoruz. Hadi S-400'ü istisna tutuyorum. O 14 Haziran'da gündeme gelecektir. Doğu Akdeniz bilmiyoruz. Ukrayna bilmiyoruz. Çok bilinmezli bir sürece giriyoruz. Ve yumuşak yumuşak bir mesaj silsilesi içerisinde dışarıyı bırakmış, içeriğiyle uğraşmaya çalışan, saçma sapan çizgi filmler yapıp ondan sonra çizgi filmleri geri çekmek zorunda kalan falan filan bir iktidarla karşı karşıyayız. Hocam, riski nasıl görüyorsun? Jeopolitik riski. Ya abi, risk yani benim görmem önemli değil. Zaten risk ortada. Yani bunlar görünmüyor zaten. O yüzden sana soruyorum. Yani Mısır'la barıştık ya, bitti her şey. Barıştık. Diyorsun. Barıştık. Biliyorsun. Nasıl barıştıysak artık. Abi ben mesela Doğu Akdeniz'de gemimiz yok artık. Kimsenin sesinin çıktığı da yok. Onların adresi o belli. Karadeniz'e gitti onun. Ama işte Doğu Akdeniz'le ilgili gıkımız çıkmıyor abi. Tamam, Karadeniz'e gitti de akü nerede? Yine geldik akü'ye. Şimdi yani Ukrayna'da problem olursa onları Doğu Akdeniz'e yollayacağız. Bizden de problem var. Tam tersi tarafa yolluyoruz. Yani sürekli bir akü sorunu var gördüğün gibi. Yani Suriye hiç sesimiz çıkmıyor falan. Yani S-400 tamamen sustuk. Ne oldu? S-400 nerede? Niye kurulmadı hala? Ben hasretle kurulmasını bekliyorum S-400. Bir de bu bir daha. S-400, Çetin bak, açık ve net bir şey söyleyeceğim. S-400 milli bir meselesidir. Milli değerlerimiz için çok önemlidir. S-400'ün acilen kurulması gerekir. Acilen. Bizim yeni S-400'ler, S-500'ler hepsini almamız gerekir bu arada. Milli mesele abi. Buradan milliyetçi kardeşlerime bu mesajı özellikle vermek istiyorum. Çünkü ısrarla bunun bir milli mesele olduğunu söylediler. Ben de destekliyorum şu anda onları. Yani S-400 milli bir meseledir. Acilen kursunlar abi. Burada şöyle bir sıkıntı var. Yani pandemiyle ilgili bir sıkıntı var. Biliyorsun pandemi olunca 23 Nisan tatile gidiyor 19 Mayıs'a. Bu da S-400'de pandemi nedeniyle kurulamıyor. Sen yanlış anlama. Tamam, ben bir şey demiyorum canım. Ben, yani en azından yerini bilelim ama yani bir fotoğraflarını görelim, nereye kuruldu görelim. Ege'de ne olacak diyor. Yani 2-3 parça toprak için savaş mı çıkaralım diyen tırnak içinde gazeteciler bile oldu. Ya mesela Suriye konusunda şu Suriye'nin kuzeyi meselesini de acilen çözelim. Bu da önemli. Milli mesele yani. Doğu Akdeniz'de acilen kuyu kazmaya başlayalım artık. Önemli. Bir nokta daha var. Cevapsız sorular. 128 milyar doları Lütfü Elvan çok güzel açıkladı. Şimdi hukuki değildi. Hukuksuzluk yok dedi. Mantığı ölçüsünde de doğru olabilir. Hala cevaplanmamış bir soru var abi. Bu kadar soruyu, net bir soruyu saatlerce, hukuksuzluk yok mu işte o kanunla bu kanunla falan. Tamam abi, bak, hukuksuzluk olmasın. Hukuksuzluk yok, tamam. 128 milyar doları harcayıp %19 faiz ve 8,5 civarı, 8-8,5 arası değişen kura nasıl ulaştık? Yani 128 milyar dolar nerede değil, ne oldu derken bunu kastediyoruz. Yani bu parayı harcadık da ne oldu? Bunu kastediyoruz. Onun yanıtını bir türlü kimse vermiyor Selçuk bana. Yok, ben nerede sorusunu da soruyorum. Yani ben, tamam. Hadi, ya hadi. Ben Lütfü Elvan'ı çok beyefendi bir isim olarak görüyorum. Çok başarılı bir bakan olarak görüyorum. Sözüne de sonuna kadar itimat ediyorum ama yani sözlü olacak şey var, olmayacak şey var. Ben diyorum ki bir vatandaş olarak, yani herhangi bir vatandaş olarak 128 milyar nerede sorusunun cevabı bilançoların şeffaf bir şekilde açılmasında. Yani hem merkez, bak, bu arada sadece Merkez Bankası bilançolarının değil,
hem Merkez Bankası, hem kamu bankaları, hem de Hazine Maliye Bakanlığı'nın tüm defterlerinin açılmasında. Ne zaman oralara bir bağımsız denetçi girer, ne zaman halka açık hale getirilir, ne zaman o para ne şekilde nasıl kullanıldı, bununla ilgili şeffaf bir şekilde vatandaşın önüne konulur, o zaman ben rahatlarım abi, en azından vatandaş olarak. Derim ki ha, bu para tamam dolarda yükseldi, faizle yükseldi ama harcanması için çok milli sebepler varmış demek ki. Onu abi yapmışlar bak, derim. Gurur duyarım abi. Bir soru soracağım. Ben Lütfü Elvan'ın o röportajını izledim. Çok da ayağı yere basan. Mesela şu sözünü çok önemsedim. Ki kişisel bilgi olduğu için hiçbir banka müşterisine, Merkez Bankası'na ilgili dökümlerini açıklayamaz. Yani bu doları almış, kim almış, ne yapmış falan. Tamam bak, bunu doğru kabul ettik mi abi? Etmedik abi. Ben şimdi sana bir soru soracağım. Berat Albayrak'ın bakanlığı sırasında, bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı araştırsın, yabancı bankalar dahil hepsi tek tek aranıp her sabah saat 10'da Berat Albayrak'ın masasında olacak şekilde bu dökümler bankalardan istendi mi, istenmedi mi? Ben soruyu ortaya koyuyorum. Ya ben vermek zorunda değil hiçbir merkez. Hayır, her Merkez Bankası vermek zorunda. Birincisi, zaten Merkez Bankaları bilançolarını son derece şeffaf bir şekilde halkla paylaşıyorlar. Dünyanın her yerinde. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da yıllarca paylaştı. Son 2-3 senedir üzerine örttü. Bir başka mesele, eğer ki bir konuyla ilgili bu kadar büyük bir kuşku var ise, bir insan bu konuyu dile getiriyorsa, o zaman çıkacaklar. Hatta futbol kulüpleri bile dile getiriyorsa, bak Adana Spor, Giresun Spor, bunlar bile konuyu dile getirdiler artık yani. Peki senin gündeme attığın bir konuyu bir daha hatırlatayım. 200 ton altın nerede? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz abi. Akü nerede? Efendim? Araba nerede? Araba burada, akü nerede? Arabayı da alaydın. Arabayı almadın. Bari aküyü de bırakayım.